Sevgili öğrenciler merhaba. Kısa bir süreliğine ara vermek zorunda kaldığımız eğitim öğretim sürecine video konu anlatımı ve soru çözümleriyle devam ediyoruz. Salihli Fen Bilimleri Okulları 3. sınıflar zümresi olarak derslerimize başlıyoruz. Dersimiz matematik, konumuz ise paralarımız. Madeni paralarımızı tanıyalım öncelikle. Bakarsak eğer 1 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş, 25 kuruş, 50 kuruş ve 1 lira. Bunlar bizim madeni paralarımız. Madeni paralarımızda en küçük madeni paramız 1 kuruştur. En büyük madeni paramız ise 1 liradır. Kağıt paralarımıza gelelim. Kağıt paralarımızda 5 lira, 10 lira, 20 lira, 50 lira, 100 lira ve 200 lira bulunmaktadır. Bizim kağıt paralarımızda en küçük kağıt paramız 5 lira, en büyük kağıt paramız ise 200 liradır. Bakalım para ne demek, nasıl kullanıyoruz? Sizler de benimle birlikte not alabilirsiniz. Mal hizmetleri alıp satarken, mal hizmetleri alıp satarken parayı kullanırız. Aldığınız kantin alışverişlerinde, yaptığınız kırtasiye alışverişlerinde, pazarda, her yerde kullandığımız bizim nedir? Paradır. Para aldığımız, sattığımız ürünlerde değişim aracıdır. Para aldığımız, sattığımız ürünlerde değişim aracıdır. Bağımsız her ülke kendi parasını basar. Bağımsız her ülke kendi parasını basar. Bizim de ülke olarak kendi para birimimiz, kendi paramız vardır. Ülkemizde kullandığımız para birimi Türk lirasıdır. Türk lirasıdır. Türk lirasının sembolünü gösterecek olursak eğer kitaplarda sembol olarak bu şekilde de gelebilir. Bakalım şimdi paralarımızın özelliklerine bakalım. Bunu paralarda, madeni paralarda, kağıt paralarda söylemiştik. Şimdi ise yazıya dökelim. En küçük madeni paramız neydi bizim? 1 kuruştu. En büyük madeni paramız neydi? 1 liraydı. Şimdi kağıt paralardan bakarsak eğer en küçük kağıt paramız neydi? 5 liraydı. En büyük kağıt paramız ne kadardır? Görmüştük. 200 liradır. Şimdi bizim asla unutmamamız gereken en önemli şey, en temel bilgi paralarımızla ilgili 100 kuruşun 1 lira ettiği. 100 kuruş eşittir 1 lira. Özellikle sorularda bunu kullanacağız. Bunu bir yere
not alıyorsunuz sizler de. Şimdi bununla ilgili bir tane örnek çözelim. Bakalım şimdi. 137 kuruş kaç lira yapar? Burada ne demiştik biz? 100 kuruş neye eşitti? 1 liraya eşitti. Burada kaç tane 100 kuruş var? Yüzler basamağına bakıyorum. Ne kadar varmış? 1 tane. O zaman burada 1 lira. 100 kuruş 1 lira. Geri kalan ise benim neyimdir? Kuruşumdur. 1 lira 37 kuruş şeklinde ayırıyoruz. Bir tane daha bununla ilgili örnek yapalım. Mesela 576 kuruş ne kadar yapar? Kaç lira, kaç kuruş yapar? Bakalım hemen. Ne var burada? 5 tane yüzlük var. O zaman ne yapar burası? 5 lira. Geriye kalan ise benim neyim de kuruşumdu. O zaman 5 lira 76 kuruş şeklinde ifade edebilirim. Şimdi madeni paralarımızı tekrar hatırlarsak eğer. Neler vardı? 1 kuruş vardı. 5 kuruş vardı. 10 kuruş vardı. 25 kuruş vardı. 50 kuruş vardı ve 1 lira var. 1 liramız vardı. En küçük madeni paramız 1 kuruş, en büyük madeni paramız ise 1 liraydı. Kaç tane 1 kuruş 1 lira eder? 100 tane 1 kuruş 1 lira eder. Yani 1 lira tamamlamak için kaç tane 1 kuruş lazım bana? 100 tane. 100 çarpı 1 100 kuruş yapıyor. 100 kuruş neydi? 100 kuruş eşittir 1 TL. Yani 1 liraydı. 5 kuruştan bana kaç tane lazım 100 kuruş olması? Yani 1 lira olması için 20 tane lazım. 10 kuruştan ise 10 tane lazım. 10 çarpı 10 100 yapar. 100 kuruş 100 kuruş eşittir 1 TL. 25 kuruştan kaç tane lazım? 4 tane lazım. 50 kuruştan bana kaç tane lazım 100 kuruş yapması için? 2 tane lazım zaten 1 lira. Şimdi birkaç tane soru çözelim sizlerle. Kaç farklı madeni paramız vardır? Kitaplarda bunları soru olarak görebilirsiniz. Kaç farklı madeni paramız vardır? Hemen şuradan hatırlayabiliriz sizlerle. Bakalım hemen. 1 kuruşumuz vardı, 5 kuruşumuz vardı, 10 kuruşumuz vardı, 25 kuruşumuz vardı, 50 kuruşumuz vardı ve 1 liramız vardı. Yani bizim 6 tane madeni paramız vardır. Bir tane daha soru bakarsak. 1 TL kaç kuruştur? Bunu az önce önemli temel bilgi olarak vermiştik. 1 TL demiştik. Her zaman için 100 kuruşa eşittir demiştik. Bunu asla unutmuyoruz. Bu problemlerde de bizim temel bilgimiz olacak. Bakalım şurada da bir tane bakalım. Soru. 10 tane 10 kuruş ne kadar yapar? Kaç TL yapar? 10 tane 10 kuruş kaç TL yapar? Ne yapıyoruz? 10 tane 10 kuruş. Bunların her biri 10 kuruş. 10 çarpı 10'dan ne yapar? Kısa yoldan çarpmayı biliyoruz artık. 100 yapar. 100
kuruş yapar tabii ki de. Ve biz burada da söylemiştik. 100 kuruş her zaman eşittir 1 TL'ye. Kaç tane 25 kuruş 1 TL yapar? Şuralarda anlattığımız gibi 25 kuruşun 1 lira yapması için bana 4 tane lazımdı. Eğer görsel olarak bakacaksak. ...25 kuruş daha ne yapar? 50 kuruş. 25 kuruş daha ne yapar? 50 kuruş. 50 kuruş ile 50 kuruşu toplarsak eğer ne yapacak? 1 TL. Kaç tane 25 kuruş 1 TL yapar da sorumuz. 1 TL yapması için bana 1, 2, 3, 4. 4 tane 25 kuruş gerekiyor.